Şimdi o kadar rezil bir yerden geliyorum ki birazdan görüntülerini sizinle paylaşacağım. Asos'tan sabah çıktım. Dikili'ye gelmek üzere. Dikili, hava biraz kapalıydı ama yağmura yakalanmamıştım. Aşıklar Şelalesi'ne gittim. Hem bir arkadaşımla buluştuk. Turan. Turan Dikili'deki en güzel şarabı yapan adam. Yakın zamanda kendi markasını da alacak. Ve inanın özellikle Cabernet Sauvignon konusunda onun üstüne tanımam. Kendi ürettiğim şaraplar. Aşıklar Şelalesi çok güzel. Gel abla dedi. Gittik. Baktık. Gerçekten çok güzel. Güzel de bir restoranı var. Fakat yağmur bastı. Dolu bastı. Orada biraz mahsur kaldım. Ondan sonra yağmur dindi. Zannettim. Yola çıktım. Yine birazcık yolda ilk defa yağmurda kullandım. Ve doluda. O da güzel bir keyifli bir deneyim oldu. Benim için güzel bir şey oldu. Dikili'ye geldim ki ipler koptu. Dediğim gibi birazdan görüntüleri göstereceğim. O yöneticiler hiç o koltuklarda oturmasınlar. İnsanları bu kadar sefil etmesinler. Bütün yollar kazılmış. 2 saatte Dikili'den ben çıkamadım. Bademli'ye gitmeye çalışıyorum. Deniz çadır kamp var. Çok güzel. Bu gece orada kalacağım. Acayip güzel bir yer. Daha önce de kalmıştım. Yani ben Dikili'nin içinde 2 saattir dolanıyorum. Sokak araları, mahalle araları, her yer köstebek şeyi gibi, evi gibi kazılmış. Yağmur dolu yağdı, su doldurdu çukurları. Her araba kafasına göre gidiyor, her motosiklet kafasına göre gidiyor. Mecburiyetten, yapacak başka bir şey yok. Ben bugün gerçekten offroad yaptım. Hayatımda yapmamıştım ama ben bugün offroad yaptım. Hani Honda'nın GS 3, 4, 5, 6, 7 ne varsa ben bugün burada bunu yaşadım. Yani daha benim sürüş eğitimine bilmiyorum ihtiyacım kaldı mı. Böyle bir deneyim yok. Ama çok üzgünüm. Gerçekten bu kadar insanları mutsuz etmenin anlamı var mı? Ne yaptınız pandemide? Yani bu kadar yasaklarda ne yaptınız? Ben çok merak ediyorum. Hani şimdiye mi kaldı? Turizm sezonu açılıyor. Yok yani. Facia. Facia. Neyse çok sinirlendim. Çok sinirlerim bozuk. Dikili'den yolu geçecek arkadaşlar. Lütfen dikkat. Yavaşlayın. Zaten hızlanamayacaksınız ama sürprizle karşılaşmayın. Berbat ötesi. Yani bir berbat var. Level olarak burası berbat ötesi durumda. Şimdi ben sakinleşmeye ihtiyacım var. Bademli'ye az kaldı. Neyse ki gittiğim yer çok güzel bir yer. Biraz dinleneceğim. Yarın da zamanım yeterse Bergama'yı görüp Çeşme'ye geçme niyetindeyim. Birazcık size Dikili manzarası da seyrettireyim. Ondan sonra zaten yola koyulacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar ben size Dikili'nin son halini göstereyim. Bu turistik yerde yapılan rezaleti göstereyim istiyorum. Şu an 14 Haziran 2021 ve Dikili'nin turistik yerin hali. Pandemide eşek gibi yatan yöneticilerin halka hediyesi. Göstermem lazım. Bunlar hiçbir şey değil. Burası ayrıca düzgün kalıyor. Onu söyleyeyim. 2 saattir ben Dikili'den Bademli'ye çıkmaya çalışıyorum. Her yer bu şekilde. Sokak araları rezalet. Kim nereden bulursa oradan dönüyor. Evet, Dikili'nin hali. Bu yolu kullanacaklar. Lütfen bunu dikkate alsınlar. Çünkü inanın şurada 2 saattir dolanıyorum Bademli yoluna çıkabilmek için. Yağmur yağdı, dolu yağdı. Bu çukurların hepsi su doldu. Rezil bir durumda. Dün gece Asos'ta ciddi yağmur yağdı gece 3'ten sabaha kadar. Planlar değişecek diye korktum. Normalde sabah erken gelip Dikili'de bir kardeşimiz var motorcu. Onunla tanışacaktım. Yani tanışıklığım var fakat yüz yüze tanışıklığım yok. Aşıklar Şelalesi'ne gelecektik. Ayrıca ben Bergama'yı gezip Çeşme'ye geçecektim. Plan buydu. Ama yağmurlar olunca ben çok geç çıktım Asos'tan. Ve yine de Dikili'ye gideyim dedim. Giderken de ya şu Aşıklar Şelalesi'ne de bugün de gitmekte fayda var dedim. Bir daha ne zaman görebilirim diye buraya geldim. Sizinle de paylaşacağım. Çok metini duydum. Nasıl bir yer bakalım. Bu kadar reklamı yapıldığına göre güzel bir yer olmalı. Gelirken şeyler var. Büyük panolar var.
eşinizden sonra görebileceğiniz en güzel şey Aşıklar Şelalesi diye. Bu kadar iddialılar. Şimdi şelaleye doğru gidiyorum. Girişte otopark mevcut. 10 lira ödedim ben. Motorsuz girdim. Motoru yukarıda bıraktım. Bir de burada otel tabelası görüyorum. Demek ki kalınacak yer var. Restoran varmış. Onu sordum. Şelaleye doğru iniyorum. Evet, kafesi var. Restoranın girişinde bir bey bayağı beni de tanıyor gibi falan konuştu. Bazen ne oluyor falan diyorum ama insanlar sosyal medyada birbirine çok aşina olabiliyor. Ben çok kimsenin farkında değilim ama çok kimse benim farkında. Bunu her geçen gün daha iyi anlıyorum. Bu sayede çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kuruluyor. Güzel insanlarla tanışabiliyorum. İstemiyorum yani. Kimden gelmiyor değil mi? Kimden gelmiyor? Onu diyorum. Evet, gerçekten çok güzelmiş. Aşıklar Şelalesi dikili. Çok güzel. Evet, Yağmur'a Aşıklar Şelalesi'nde yakalandım arkadaşlar. Beklenen oldu. Motor dışında ıslanacak bir şey yok. Her şey ambalajlı, kapalı. Ama Yağmur'a iyiydi. Vallahi gümbür gümbür yağıyor. Neyse, yağar geçer. Ben de rahat rahat dikiliye geçerim. Çok güzel bir yermiş. Bayıldım. Ya ülkemizde acayip güzel yerler var. Sadece gezmek lazım. Zaman ayırmak lazım. Tabii bütçe ayırmak lazım. Ama motorla gezmek çok ekonomik. Çok acıktım. Bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra dikiliye devam edeceğim. Burada daha gezilecek, gözülecek bir yer varsa. Çünkü yukarıdaki bey bir yürüyüş yolundan bahsetti. Olabilirse giderim. Bakalım ne yapacağız. İlk önce karnımızı doyuralım.